Biz Türkiye Değişim Partisi'ni kurarken bu elitlerin, seçkinlerin, milletimize tepeden bakanların, salon adamlarının, azgın azınlıkların alkışını almaya değil, halkımızın hakkını almaya geliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, halkımız çarşıda, pazarda, markette perişan oluyorsa, en temel ihtiyaç maddesi olan ayçiçek yağını, çayı, yumurtayı, yoğurdu alamıyorsa, yurttaşlarımız çocuğunu besleyemeden maalesef aç yatırıyorsa, tabii ki ben pazarda olacağım, markette olacağım, yurttaşlarımızın yanında olacağım. Tabii ki yurttaşlarımla beraber pahalılığa, zamlara isyan edeceğim ve bu zamları durdurana kadar da mücadelem çarşıda, pazarda, bakkalda devam edecek. Peki, şimdi bazıları soruyorlar. Niye cezaevinin önünde Sarıgül diye, niye cezaevlerinin önünde diye soruyorlar. Bugüne kadar kolay mı arkadaşlar? 9 Nisan'dan bu tarafa Adil Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Onların da önderliğinde 90 tane cezaevinin önüne gittim. Bugüne kadar arkadaşlar 68 tane ile gittim. 1,5 yılda 1.850.000 kilometre yol yaptım memleketime, ülkeme, Türkiye Değişim Partisi'ne. Helal olsun. Değerli arkadaşlarım, neden oradaki mahkum yakınlarıyla birlikte feryat ettik? Çünkü cezaevlerinin önünde acı var. Cezaevlerin önünde mutsuzluk var. Hepinizin gitmenizi arzu ederim. Hayat başka bir şey. Hayatta yollar düz değil. Hayata Allah'ım her zaman güldürmez. Allah'ım bazen güldürür, bazen ağlatır, bazen de düşündürür. Değerli arkadaşlarım, cezaevinin önünde bölünmüş aileler var. Annesinden babasından koparılmış çocuklar var. Gelin Cumhuriyet'in 100. yılında bütün siyasi partiler yeni umut dolu bir başlangıç yapalım. Büyük bir af getirelim. Bu affın adı toplumsal barış affı olsun. Kardeşlik hukuku affı olsun. Gelin bu affı 100. yıl Cumhuriyet affı olsun. Gelin Cumhuriyet affı olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkenin cezaevlerinde umudunu yitirmiş 300 binin üzerindeki insana yeni bir hak verelim. Cumhuriyetimizin 100. yılında gelin hep birlikte kader mahkumlarına güzel bir ışık yakalım. Şöyle bir bakıyorum. Türkiye'mizdeki cezaevlerindeki yoğunlukta Avrupa'da birinciyiz. Avrupa'da birinciyiz. Annesiyle birlikte cezaevine giren çocuk sayısında da Avrupa'da birinciyiz. İnanın ki böyle birincilikler olmaz olsun. Biz böyle cezaevindeki birincilikleri biz istemiyoruz. En çok gazeteci tutuklu bulunan ülkeler arasında dünyada, Avrupa'da birinci durumdayız. Biz böyle birincilikler istemiyoruz. Eğer Türkiye Değişim Partisi iktidarında bir konuda birinci olacaksa mutlulukta birinci olalım, hukukta birinci olalım, refahta birinci olalım, huzurda birinci olalım, gelin barışta ve kardeşlikte birinci olalım. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'mize nefes aldıracağız. Türkiye'mizi barıştıracağız, affedeceğiz. Toplumsal barışı, kardeşlik hukuku affını ve Cumhuriyet'in 100. yılı affını %100 çıkaracağız. Nasıl bir şey biliyor musunuz? EYT'lerle ilgili 112 toplantı yaptım.
EYT'liler nasıl büyük bir bölümü mutlu sona erdiyse kader mahkumları da mutlu sona erecek. Şöyle bir bakalım. Mahkumlarımız doğru dürüst ne yazık ki insani şartlarda yaşamıyorlar. Yeterli sağlık hizmetleri çok kalabalık olduğu için verilemiyor. Aileleri feryat ediyor. Ailelerle konuşuyorum. Diyorlar ki cezaevlerinden artık tabut almak istemiyoruz. Cezaevlerinden artık tabut almak istemiyoruz. Gelin bu işi çözelim. Büyük bir barış getirelim. Gelin affedelim. Gelin yüz binlerce insana, bunların milyonlarca ailesine yeni bir umut verelim. İnşallah yeni bir şans verelim. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim barışmaya ihtiyacımız var diyoruz. Bir büyük affa ihtiyacımız var. Görüşüne bakmayalım, düşüncesine bakmayalım, inancına, aidatına, kültürüne bakmayalım. Gelin büyük bir af çıkaralım ve 2023 yılı barış yılı olsun, demokrasi ile olsun, mutluluk ile olsun. Çünkü biz ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Bakın, isterseniz biraz daha ilerleyelim. Yarım barış olmaz. Tam %100 barış getirelim. Cumhuriyetin 100. yılında, 100. yılında yepyeni bir başlangıç yapalım. Gelin cezaevlerini boşaltalım. Kardeşçe, huzur içinde, barış içinde yeniden başlayalım. Arkadaşlar, bu af gelmedikçe siz yine beni cezaevlerinin önünde göreceksiniz. Yine gelip bütün cezaevlerinin önünde buluşacağım. Bu hafta Ağrı Posof'a gideceğim. Daha sonra Yüksekova'ya gideceğim. Daha sonra Artvin'e gideceğim. Rize'ye gideceğim. Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmayacağım. Bizim Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Ülkemizin mutluluğu adınadır. Ve şu anda bilesiniz ki 5,5 milyon yurttaşımız bu güzel haberi bekliyor. Toplumsal barış affını, kardeşlik hukuk affını, Cumhuriyet'in 100 yılıncı affını çıkarana kadar bize uyumak yok. Adil yaşamla birlikte devam edeceğiz. Evet, değerli basın mensupları. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak milletimizin geleceği adına umut doluyuz, heyecan doluyuz. Şahsen ben öyleyim. 24 saat yatmıyorum. Sabahleyin kalktığım zaman, oturduğum her yerde, verdiğim her kararda Türkiye'm için ne yaparız diye düşünüyorum. Ve hiç merak etmeyin. Bugüne kadar zor işlerden çıktım. Hepsini başardım, bunu da başaracağız. Hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi olarak biz milletin sesiyiz, milletin temsilcisiyiz. Bizim kalbimiz Türkiye için atıyor. Bunun ağırlığını ve sorumluluğunu biliyorum. Şöyle bir arkanıza yaslanın. Sakın ha sakın kendinizden emin olun. Ülkeyi yöneten kadrolara bakıyorum. Bir de size bakıyorum. Sizin bilginiz, beceriniz, yetenekleriniz onlardan hiç ama eksik değil. Aranızda ben çok değerli belediye başkanlarını, yakın geleceğin milletvekillerini, bakanlarını görüyorum. Merak etmeyin. Bu toplantıdan sonra resimler çekeceğiz. Ve siz diyeceksiniz ki ben o toplantıdaydım. Başkan o gün söylemişti. Ama biz şöylesine bakmıştık. Bazılarımız inanmamıştı. Ama başkanın kendisi inanıyordu. Ben yaptığıma inanıyorum. İnandığımı yapıyorum. Bayrağı burca dikeceğiz. Hiç merak etmeyin. Değerli basın mensupları. Şu andan itibaren, bugüne kadar hiçbir partinin söylemeye cesaret edemediği, hiçbir genel başkanın konuşmadığı sözleri konuşacağım. Diğer genel başkanlar konuşamazlar. Onlar dışarıya bağımlı. Onlar konuşamazlar. Onlar anlatamazlar. Onlar diyemezler ki
Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş Amerika'dır. Nar diyemezler. Ama biz her şeyi söyleriz. Bugüne kadar serbest piyasa dediler, liberal ekonomi dediler, devletin fabrikası olmaz dediler, devlet çiftçilik yapmaz dediler, aç kaldık, yoksul kaldık, işsiz kaldık. Bir kilo sütün kilosu bir litre 28 liraya çıktı. Onun için değerli arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi olarak 5T formülümüzle yolumuza devam edeceğiz. Buradan bütün Türkiye'me sesleniyorum. Mucize formüller aramaya gerek yok. Mucize adamlar aramaya gerek yok. Ben Türk insanının gücüne, Türkiye Değişim Partisi kadrolarına inanıyorum. Fabrikalar açacağız, kooperatif de kuracağız. Kimse kusura bakmasın, devlet bir özel şirket değildir. Devlet yoksulu korumak, işsizine iş bulmak, vatandaşının güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Dünyada enflasyon var diyorlar, tele anlatıyorlar. Dünyada enflasyon var, dünyada enflasyon var. Gittim baktım, inceledim, inceledim, erinmedim. Buradan 3 saat gittim geldim. Önce Almanya'ya gittim, sonra İngiltere'ye gittim, sonra Hollanda'ya gittim, baktım, geldim. Evet, Almanya'da enflasyon var. İngiltere'de enflasyon var. Kaç biliyor musunuz? %10 ile %12-15 arasında. Sıkı durun. Bizdeki enflasyon kaç? %100'ün üzerinde. Beyefendi, kimseyi kandıramazsın. Türkiye Değişim Partisi gerçekleri söylemekle mükelleftir. Değerli arkadaşlarım, Almanya'da, İngiltere'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı ona rağmen sokağa çıktı. Zenginden daha çok vergi alın dediler. Davos'ta iş adamları, dünya çapındaki önemli iş adamları toplandılar. Bizden daha çok vergi alın, yeter ki dünya huzurlu olsun dediler. Bize bakıyorum, nüfusumuzun %80'i yoksul ama bizim zenginlerden maşallah Ayhan Bey hiç ses yok. Bizim zenginlerden hiç ses yok. Bu Trabzonlu, Rizeli zengin hiçbir ses yok Allah'a şükür. Bakıyorum onlara. Onlar da taşın altına ellerini koymakla mükellefler. Bankalar karda rekor kırıyorlar. 26 milyon değerli arkadaşlarım icra dosyası var. %400 kar eden bankalar var. Ama elimizi cebimize atalım, biz de vatandaşa yardımcı olalım diyen bir tek bankaya rastlamıyorsunuz. Demek ki hep söylediğim gibi, bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de zenginleri doyurursanız fakirler doyar. Doymayan fakirler değil, doymayan aç gözlü zenginler. Bayram Baba, sen rahat ol. Sen rahat ol Bayram Baba. Seninle ilgili değil Bayram Baba, rahat olsan. Öyleyse bize iş düştü. Milletin hakkını biz savunacağız. Çünkü Türkiye Değişim Partisi milletimizin partisidir. Elektrik ve doğalgazı kullanmak insanlık hakkıdır. Vatandaş bu faturalar altından kalkamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Binlerce yurttaşımızın doğalgazı ve elektriği kesik. Binlerce yurttaşımız evde akşamları doğalgazını yakamıyor, televizyon ışığıyla gecesini geçirmeye çalışıyor. O nedenle elektrik ve doğalgaz dağıtım işini %100 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bünyesine alacağız.